Merhabalar, bugün sizinle motor becerilerin gelişimi hakkında konuşacağız. Motor beceriler, vücudumuzdaki tüm fiziksel aktivitelerin gerçekleşmesini sağlayan becerilerdir. Çocuklarımız motor becerileri ne kadar gelişmişse, fiziksel eylemlerini o kadar rahat üstlenirler ve hayata geçirirler. Motor beceriler, kaba ve ince motor olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bugün ince motor becerilerin etkinliklerinden konuşacağız. İnce motor, küçük kas grubunun hareket kabiliyetidir. Genellikle el ve parmakların oluşturduğu hareketlerdir. Çocuğumuzun hazır bulunuşluk seviyesine göre etkinlikleri sıralayacağız. Öncelikle hamuru masa üzerinde yuvarlama, top yapma, farklı şekilde yuvarlayıp yılan veya silindir yapma. Daha sonra avuç içine alıp yuvarlama veya avuç içinde silindir veya yılan yapma şeklinde devam ettirebiliriz. Çocuğumuzun hayal gücüne göre küçük hayvanlar tasarlayıp oyunlarımıza devam edebiliriz. Şimdi tutma bırakma ile ilgili bir etkinlik göstereceğim. Öncelikle evde böyle bir düzenek hazırladım. Bir şey kesip tabağa yapıştırdım. Birbirinden farklı boyutlarda pomponlar edindim. Öncelikle çocuğumuzun seviyesine göre parmaklarıyla pomponları şişenin içine atmasını isteyebiliriz. Bu ayrıca el göz koordinasyonunu da destekleyecektir. İşi birazcık daha zorlaştırmak istiyorsak bir maşa veya mandal yardımıyla tutup bırakmasını isteyebiliriz. Etkinliğimizi böyle devam ettirebiliriz. Şimdi size dizmelerden bahsedeceğim. İpey boncuk dizme, çubuğa boncuk dizme diye nitelendirdiğimiz etkinliklerden. Evde olan materyalleri değerlendirmek istedim. Ben ip boncuk kullanmak yerine makarna kullandım. Bir çubuk makarnayı bu şekilde hamur yardımıyla tutturuyorum. Farklı boyutlardaki makarnaları bu şekilde kullanacağım. Çocuğumuzun seviyesine göre basitten zor olacak şekilde devam ettirmeliyiz bu etkinlikleri. Büyük makarna ile başlıyorum. Eğer çocuğunuz bunda zorlanmadıysa daha küçük materyallere yönelebiliriz. Küçük boncuk makarnalar veyahut daha küçükleri, bu minikler. Şimdi ise yuvarlama etkinliklerinden bahsedeceğim. Grapon kağıtlarını alıp minik minik kesip önce avuç içinde yuvarlamaya çalışabiliriz. Burada fiziksel yardım model olma kullanabiliriz. Daha sonra avuç içindekini tamamladıktan sonra yapabilir düzeye geldikten sonra parmak uçlarıyla çalışmaya devam edebiliriz. Bunu sanat etkinliğine dönüştürüp şu şekilde bir meyveyi, işte resmi, nesneyi tamamlattırabiliriz. Şimdi sizinle katlama becerilerinden konuşacağız. Beceriyi eğlenceli hale getirmek için öncelikle bir etkinlik tasarladım. Katla şekilleri bul yazdım. Katlama kağıtlarımın altına şekiller çizdim. Çocuğunuza model olarak fiziksel yardımı veya sözel ipucuyla katlama becerisini bu şekilde eğlenceli hale getirerek öğretebilirsiniz. Ayrıca bu beceri geliştikten sonra sanat etkinlikleriyle pekiştirebilirsiniz.